Türkiye 15 Temmuz sürecini atlattıktan sonra FETÖ temizliği için düğmeye bastı. Başta ordu olmak üzere yargıda, okullarda, yurtlarda elebaşları yakalandı. FETÖ'nün siyasi ayağı konuşulurken yeni parti çalışmaları ortaya çıktı. İşte Abdullah Gül, Ali Babacan, Davutoğlu kimlerin yanında? Siyasi ayak temizleniyor AK Parti'den. Kimin yanına geçiyor? CHP'nin yanına geçiyor. Meral Akşener'in yanına geçiyor. Unutulan yüzler siyasi arenada yeniden yer almaya başladı. Millet vicdanı ve hikmetiyle devlet aklını birleştireceğiz. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan yeni parti çalışmaları için sahaya çıktı. İki isim, özellikle kurucularından olan Babacan, AK Parti'den istifa etti. Türkiye'deki problemlerin büyümesi ve mevcut yöntemlerle, mevcut yönetim tarzıyla da çözülmesinin artık neredeyse imkansız olarak görülmesi bizi yeni bir çalışmaya, bir bakıma mecbur bıraktı. Yol ayrımına giden süreçte derin çatlaklar oluştu. Ergenekon balyoz davaları, 17-25 Aralık süreci, açılım dönemi, MİT krizi, Türkiye'nin Rusya, İran ve Çin'le yakınlaşması, Babacan ve Davutoğlu'nun kopuş sürecinin temel taşları oldu. Bu süreçte ikili karşı tarafta konumlandı. Amerika'nın Ankara'daki adamıydı Davutoğlu. Yani siyasi ayaktı. İki isimle birlikte Abdullah Gül hep gölgede kalmayı tercih etti. Yeni parti süreçlerinde önde durmasa da sürecin en büyük destekçisi Abdullah Gül. Üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yakmaktan kaçınmayacağım. Şimdilik rolü teknik direktörlük gibi görünse de uygun şartlarda Gül yeniden sahneye çıkabilir. Sizler yapacaksınız artık dedi. Sizler yapacaksınız dedi. Ama dedi ben tecrübemle, bilgimle her türlü katkıyı veririm dedi. Ama iş sizin dedi. Bunu sizler yapacaksınız dedi. Babacan ve Davutoğlu yaklaşık bir yıldır dinlendiriyor parti kuracaklarını. Ancak süreç gecikti. Ekim'de kurulması bekleniyordu. Son olarak Davutoğlu 16 Aralık'ı işaret etti. Babacansa Aralık demişti. O da 2020 Ocağı sarkabilir. Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilmezsiniz. Bu iş böyledir. Çünkü bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler. Avrupa Birliği'ne yakınlığıyla bilinen Babacan ve Davutoğlu'nun ilk süreçte birlikte parti kuracağı söylenmişti. Ancak Davutoğlu'nun Babacan'la dostuz ama ortak parti olmadığı açıklaması ortaklığın başlamadan bittiğini gösterdi. Yani bir şekilde beraber olma teklifinde bulundu, o doğru. Yani süreç yönetiminin çok da kolay olmayacağına karar verdik. Son olarak Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İstanbul'da toplantıda bir araya geldi. Üç isim birbirlerine övgüler dizdi. Sizinle bir araya gelmekten çok memnunum. Gayri resmi olarak partiler kurulduktan sonraki süreçte birçok olaya gebe. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın seçimlere ittifak halinde gireceği ve bu ittifakta Saadet Partisi'nin de yer alacağı öne sürülüyor. Yeni bir Türkiye tasarımı. Bizim şu andaki çalışmamızın şekli bu. İki ismin Türkiye'deki ekonomik sorunu nasıl aşacağı, dış politikada hangi adımlar atacağı belirsiz. Vaat konusunda her ikisinin de vaadi 2014 öncesi Amerika'nın hem ekonomide hem de siyasette yeniden denetimine gireceği bir Türkiye tarif ediyorlar. Zaten borçlandık bu program yüzünden.